Yol sevdalarıyla patika bu hafta Artemis Kutsal Yolu'nu yürüyor. Artemis Kutsal Yolu nerede? Selçuk'ta. Selçuk'ta. Selçuk'tayız. Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir programla yine Çiftçi TV'de birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu kez pusulamız bizi Selçuk'a getirdi. Eski adıyla Ayasuluk, yeni adıyla Selçuk'tayız. Bugün Artemis Kutsal Yolu'nu yürüyeceğiz. Arkamızda şu anda Artemis Tapınağı'ndan kalıntılar, Selçuk Ayasuluk Müzesi ve İsa Bey Camii, Sen Can Kilisesi de gözüküyor. Evet, bugün çok güzel şeyler yapacağız. Yine her zaman olduğu gibi Selçuk bölgesinde bu yörede görülecek ki tarih kokan bir yer zaten. Aynı zamanda tarihle birlikte yine doğanın da içinde sıkça bulunacağımız çok güzel yürüyüş rotaları var. Özellikle arkamızda görmüş olduğunuz Artemis Tapınağı bu yürüyüş başlangıcının olduğu nokta, başlangıç noktası. Bununla ilgili tabii ki asıl bilgileri biz yanımızda bulunan mimarlarımızdan Sinan Bey'den alalım. Daha sonra tekrar yürüyüş esnasında tarihi yerlerle ilgili ve görülecek yerlerle ilgili tekrar birlikte olacağız. Merhaba, ismim Sinan İlhan. Ben yaklaşık 17 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Efes Antik Kentleri'nde mimar restorasyon projelerinde yıllarca çalıştım, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ile. Bu bölge çok zengin. Yaklaşık 8 bin yıldır birçok uygarlık aralıksız burada yaşamış. En önemli yapılardan bir tanesi bu bölgedeki görmüş olduğunuz Artemis Tapınağı. Çünkü dünyanın antik dönemdeki 7 harikasından biri diye geçiyor. Maalesef şu anda görünürde pek bir şey kalmamış. Çünkü tarihte depremler yıkmış, kısmen yakılmış, sonra yağmalanmış. Neredeyse hiçbir eser kalmamış. Kazılar sırasında bazı eserlerde şu anda British Museum'da bazı küçük eserler diyeyim. Çünkü büyük bir mimari yapısı yok. Buraya İngiliz çukuru deniyor. Çünkü ilk İngiliz James Turtlewood diye bir kişi burayı bulmak için çok uğraşmış. 15 yıla yakın işte Efes'ten başlayarak kazarak buralara kadar gelip burayı bulmuş ve bu görmüş olduğunuz hale kısmen getirmiş. Ama yıllardır burada şu anda pek kazı ve çalışmaları yok. Şimdi tarihe baktığımızda aslında özellikle Artemis Tapınağı ile ilgili hepimizin bir takım tabii ki bilgileri var ama şimdi tek sütun olması, onu görmemiz aslında büyük bir acı. Neden? Çünkü sonuçta 115 metrelik bir uzunluğa 50 metrelik bir yapının içerisinde yüzlerce sütun var bildiğim kadarıyla. Ve o yüzlerce sütundan sadece tek bir sütun kalması aslında çok üzücü bir durum. Bununla ilgili buradan bir sürü kalıntıların, tarihi eserlerin yurt dışına götürüldüğünü biliyoruz. Maalesef diğer yerlerde olduğu gibi. Bununla ilgili bir çalışma var mı, yapılıyor mu, ne aşamada? Bildiğim kadarıyla yok. Çünkü dediğim gibi bu yapının ayağa kalkma şansı zaten yok. Birçok eser, yani mimari parçanın kendisi yok. Çünkü yakılmış ve yıkılmış, yani yağmalanmış. Olanların hepsi bu. Fazla bir malzemesi yok. Aslında bizim insanlar şeyi düşünüyor sadece burası için ama dünyanın o antik dönemdeki 7 harikasında ayakta kalan tek yapı bildiğimiz kadarıyla Keops piramidi. Hı hı. Çünkü Rodos heykeli de yok. Ya da Halikarnasos'taki mozolyum da kendisi yok. O da yok yani neredeyse. 7 harikadan ortada görebileceğiniz tek eser aslında Mısır'daki piramitlerdir. Diğer bütün 6 tane eser yani hiçbirisi yok. Yani evet. Bu da onlardan bir tanesi maalesef yani. Evet, maalesef diyoruz. Gerçekten çok üzücü ama şimdi bugün ne yapalım? Özellikle dedik ki çok muhteşem bir tapınak aslında ama bir de bu tapınağın adını verdiği yine bizim Türkiye'deki diğer yürüyüş rotalarından biri olan Artemis Kutsal Rotası'na da aynı zamanda bu tapınak adını verdi. Bu çok yeni bir yürüyüş rotası. Bir de bununla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii, şimdi Artemis bereket tanrıçasıdır antik Yunan'da ama kökenleri Artemis'in Anadolu kökenlidir aslında. Yani Helen uygarlığına ait olsa da Kübele'den gelir aslında. Kübele bereket tanrısıdır Anadolu'da. Artemis ondan evrilmiş Yunan kültürüne geçmiş bir tanrıçadır. Bereketi sembolize eder. Tamamen Anadolu'ya özgü bir şeydir. Şimdi antik dönemde tabii İonya'da özellikle M.Ö. 6. yüzyılda
hem Sardes'te işte Magnezya'da burada birçok yerde Artemis tapınakları vardır. Bu onların en görkemlisidir, en büyüklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla her zaman törenlerde işte adak adamaya, işte sunu yapmaya çok insan gelip ziyaret ettikleri bir yer. Türkiye'deki kutsal yürüyüş rotalarından birindeyiz demiştik. Artemis kutsal yürüyüş rotası. Yaklaşık bir saattir yürüdük ve bu yürüyüş rotalarından güzergahları üzerinde göreceğimiz kutsal yerlerden biri olan Yedi Uyuyanların giriş güzergahına geldik. Buranın da tabii ki oldukça ilginç bir hikayesi var. Bu hikayeyi sizden dinleyelim mi hocam? Zaten izleyicilerimizin büyük bir kısmı Yedi Uyuyanları biliyorlardır. Eshab-ı Kehf diye anılır. Dünyada 7 tane Eshab-ı Kehf'in olduğu yerler var. Herkes sahiplenmeye çalışmış bu hikayeyi. Gerek Hristiyanlarca gerek Müslümanlarca kabul gören ve dini motiflerle süslenmiş bir hikaye. Milattan sonra 3. yüzyılda bu çevredeki baskılar nedeniyle 7 arkadaş gelirler ve burada uyumaya başlarlar bu mağarada. Ve 200 yıl sonra uyandıkları söylenir ve uyandıklarında artık Hristiyanlık bölgede egemen kılınmıştır. Ve bu günleri görmekten de mutlu olurlar. Bunun hikayesi birçok yerde sahip çıkmışlar. Hatta sen geçen sene Nahçıvan'a gittiğinde orada da Eshab-ı Kehf mağarasına sizi götürmüşlerdi bildiğim kadarıyla. Bakalım hangisi gerçek, ama hangisinin gerçek olduğu değil, gönüllerdeki gerçek. Yürüyelim, görelim neler göreceğiz. Evet. Kutsal yol yürüyüşümüz devam ediyor. Yedi uyurlara geldik. Yedi uyurlar için Eshab-ı Kehf'i göreceğiz diye gelmiştik ama bizi bir sürpriz karşıladı. Karşımıza çok eski, tarihten kalma, yaklaşık 500 yıl öncesinden kalma bir bazilika. Bazilika ile ilgili de bugünkü mihmandarımız Sinan İlhan'dan bilgi alsak. Evet, şimdi burası işte sizin de bildiğiniz gibi Hristiyan tarihi açısından önemli. Yedi uyanlardayız şu anda. Burada mezarlar bulunduğu için buranın Yedi Uyuyanlar mağarası olduğunu düşündüklerinden Hristiyanlar buraya büyük bir kilise yapıyorlar. Milattan sonra 6. yüzyılda dünyada ilk yapılmış en büyük bazilika yapılarından bir tanesi. O bakımdan Hristiyan tarihi için çok önemli bir yer. Maalesef içeri girip gezemiyoruz çünkü duvar resimleri ve bazı mozaikler var. Şu anda restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılamadığından ziyarete kısmen kapalı. Dışarıdan böyle bakabiliyoruz. Burası işte Artemis Kutsal Yolu üzerinden yürüyerek gittiğimiz ve uğradığımız güzel bir mekan. Evet, Artemis Kutsal Yürüyüş Rotamızın bir bölümündeyiz. Bulunduğumuz yol çok güzel bir yol, antik bir yol. Stoa yolu da deniliyor bu yola. Efes'in Magnezya giriş kapısından ilk yürüyüşe başladığımız Artemis tapınağına kadar ki arada kalan bir bölüm burası. Stoa dedik. Neden? Zamanında o dönemin zenginlerinden biri tarafından üstü kapatılmış, yanları sütunlarla desteklenmiş ki arada gittikleri bu yol tapınağa gidip orada törenlere ve ayinlere katılmak amacıyla giden insanların yağmurdan, güneşten etkilenmemesi amacıyla yapılmış bir yol. Oldukça da aslında etrafında biz yürüyüş yaptığımızda birkaç tane layite rastladık. Bu layitlerin de sebebi zamanında ölen insanların kendi mezarlarını bu her iki yol tarafına gömmek istemelerinden kaynaklanıyor. Ve zaman içerisinde tabii oldukça tahrifata uğramış burası. Maalesef diğer tarihi yapılar gibi. Sen şu anda konuşurken ben çevreye dikkat ederek gelirken tesadüfen konunun üstüne bir kaçak kazı var sanırım burada. İsterseniz bir bakalım hocam. Biraz yolun altına dikkat ettiğimde iki tane lahitin açılmaya çalışıldığını burada görüyoruz. Henüz tam açılamamış. Bir kısmı ama lahitin ortaya çıkmış
Büyük ihtimalle bu devam edecek. Belki yol olduğu için devam etmemişler şimdilik ama şuradaki lahit çok daha net belli olmaya başlamış. Üstündeki toprağı kaldıramamışlar. Bize şimdi büyük ihtimalle bunu ihbar etmek görevi düşecek. Selçuk Müze Müdürlüğü'ne bunu söyleyelim. Belki bilgileri vardır ama yoksa gelip yerinde çekim yapsınlar. Ve bu konuya mutlaka acil bir tedbir bulsunlar. Gördüğümüz gibi biraz önce yürüdüğümüz o muhteşem geçmişten kalan bize eserin altında böyle bir kazı çalışması, kaçak kazı çalışması yapılıyor. Artemis Kutsal Yürüyüş Rotamızın bir bölümünü Magnezya Kapısı'na kadar olan kısmı tamamladık. Artemis Tapınağı'ndan başladık ve yaklaşık 2 saate yakın bir yol yürüdük. Aslında bu bize göre 2 saat. Kişinin aldığı mesafe ve mesafe üzerinde yapacağı küçük molalarla veya daha uzun molalarla bu saat değişebilir. Ama biz biraz güzelliklere takılarak ve bakınarak geldiğimiz için bu yaklaşık 2 saat sürdü. Artemis Tapınağı'ndan başladık dedik. Ve geldiğimiz yerde Efes Antik girişi olan Magnezya Kapısı. Şu an orada bulunuyoruz. Bakalım bundan sonra patikada bizi neler bekliyor? Hep beraber devam edelim. Eski Aydın-İzmir yolu üzerinde bulunan bu su kemeri birazcık altılı bir durumda kalmış. Dikkatli baktığınız takdirde su kemerini görebiliyorsunuz. Eğer aracınızla geliyorsanız, bizler gibi macera ruhlu insanlarsanız yolu inerek biraz dikenlerin, çalılıkların içerisinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Biz Artemis'ten başladık ve bu yol üzerindeki iki katlı su kemerinin oraya kadar geldik. Oldukça keyifli ve muhteşem bir su kemeri. İki katlı gördüğünüz gibi. Alt tarafta üç gözden oluşan bir kemer. İkinci katta ise 6 tane göz var. Ve dolayısıyla da bu bizim bulunduğumuz bölüm Marnas Vadisi ve Nehri'ni ki şu anki adıyla Demendre bölümünü aşmak amacıyla yapılmış. Yol sevdalı olarak bize sorsalar neyle gezmek isterdiniz dünyayı? Biz trenle derdik. Özellikle de nostaljik trenlerle. Şu anda geldiğimiz noktada çevremde 14 tane eski nostaljik lokomotif var. 2 tane kar temizleme makinesi var. Bir de rayları tamirat ya da döşeme için kullanılan bir araç var. Ben burada bu kadar mutlulukla bunları anlatırken Aygül de çocuklarına döndü sanırım. Bir şeyler yapıyor. Yanına bir gidelim bakalım ne yapıyor. Böyle güzel bir bizim çok sevdiğimiz yere gelince. Ne yapıyorsun Aygül? Hocam trenleri çok seviyorum biliyorsunuz. Elime böyle enteresan bir şey geçince de çözmeye çalışıyorum. Açıkçası sanıyorum, yanlış bilmiyorsam, bu mekanizmayı çevirirsek ki şu an maalesef çalışmıyor. Bunun üzerine görmüş olduğunuz kısacık ray mekanizmasını herhangi bir trenin altındaki rayla birleştirirseniz o trenin bir yerden bir yere geçmesine olanak tanıyorsunuz diye biliyorum. Ben de şunu onu çözmeye çalışıyorum. Ankara'da lokomotifler bolca bulunduğu tadilat merkezinde buna benzer bir merkezi görmüştüm ben. Özellikle tadilata alınacak trenler için yapılmıştı bu orta yer. Büyük ihtimalle tadilata alınacak trenlerin hangi rayla, hangi yerden gelirse gelsin tamir istasyonuna götürülmesi için kullanılıyor diye hatırlıyorum. Ama sanırım ortak yol ayrımlarında da bunu farklı bir yola geçmesi için kullanılabilir. Makas sisteminin olsaydı. Daha geniş bir sistemi gibi geldi. Biraz oynayalım mı trenlerin içerisinde? Oynayalım. Trencilik oynayalım. Trencilik oynayalım. Çekim geliyor.
Çamlık Tren Müzesi'nde gezimize devam ediyoruz. Biraz önce oldukça çocuksu duygular yaşamıştık ama şimdi de çok böyle derin duygular içerisindeyiz. Çünkü ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı vagonun içindeyiz. 1926'da onun için özel imal edilmiş bu vagonu birlikte gezmeye çalışacağız şimdi. 1926 yılında bu vagon Atatürk için özel imal edilmiş güvenliği ve iç dekorlarıyla birlikte ve 1937 yılına kadar Türkiye'nin içerisinde Anadolu'da birçok rotada ulu önderimiz bu trenle seyahatler yapmış. 1937 yılında bu bölgedeki Ege manevralarını izlemek üzere bu istasyona gelmiş, Azizliye istasyonuna, ve ulu önderimiz buradan Ege manevralarını izlemiş. Tren oldukça özel, biraz önce bahsettiğim gibi. Gördüğünüz gibi şu anda toplantı salonundayız. Burası dinlenme ve toplantı salonu olarak düzenlenmiş. Hemen yan tarafa geçiyoruz, gezmeye devam ediyoruz. Burası ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yatak odası. Oldukça mütevazi. Tabii o günlerde belki daha konforluydu ama günümüze taşınmış haliyle böyle. Hemen yanında banyosu ve özel onun için yapılmış tuvaletinin olduğu bölümü açılıyor. O dönemlerde artık Türkiye'de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan gömme banyo sistemiyle, küvetli sistemle yapılmış. Klozet bir tuvalet, ellerini yıkamak için oldukça güzel bir su alanı ve ayak yıkama ünitesiyle birlikte ulu önderimiz burayı da kullanmış. Yanındaki oda yaverinin odası. O daha Atatürk'ün odasına göre daha mütevazi, daha küçük yapıda. Ama çok çabuk kendisine ulaşabilecek, tehlike anında yanında olabilecek şekilde döşenmiş. Bir yanda da korumalarının, yakın korumasının odası var. Mutfak kısmına doğru yaklaşıyoruz. Burada toplantı salonuna direkt servis yapılabilecek bir kapısı varmış. Ama kapatılmış, şu anda açılmıyor. Hemen arka bölüme geçtiğimizde özel donanımlı, o çağlar için oldukça lüks sayılabilecek bir mutfak. Buzdolabıyla, ocaklarıyla ve dolaplarıyla. Evet, Artemis Kutsal Yolu yürüyüşümüz devam ediyor. Terk edilmiş yaklaşık 60-70 yıl önce yakındaki yapılan yol nedeniyle terk edilmiş Naipli Köyü'nün içindeyiz şu anda. Daha önce gezdiğimiz Rum köylerine benziyor burası ama bir Türk köyü. Kale köyü gezmiştik, sizlere de tanıtmıştık oraları. Orası gibi burada yaklaşık 50-60 yıl önce buradaki köylüler buradan göç ederken kapılarını, pencerelerini sökmüşler ve yakındaki Ortaklar bölgesine doğru göçüp orada Naipli Mahallesi'ni oluşturmuşlar. Ancak bu köye daha önce geldiğimizde de görmüştük. Birkaç kişi burada hayvancılık yapmak üzere geri dönmüş ve bu köyü yeniden yaşama döndürmeye çalışıyorlar. Köyün ara sokaklarında biraz sonra dolaşacağız. Hemen arkamızda camiden kalanlar var. Köyün yolları çok güzel bir şekilde taşlarla döşenmiş. Arnavut kaldırımı şeklinde yollar var. Suların akacağı su arkları falan yapılmış. Köyün içinde yürürken anılarla boğuşmaya başladık ve sokaklarda çocuk sesleri maalesef yok. Terk edilmiş köylerin herhalde hüzünlü öyküsü bu. Köye girer girmez hep ya hayvan sesi ya çocuk sesi bağırışları duymak istiyorsunuz ama maalesef burada terk edilmiş bir köy olduğu için sadece geriye bıraktığı hüzün. Evet, son dönemlerde ancak emlak piyasasında Naipli Köyü'nde çok fazla arsa satışı var. Belki zaman içerisinde bu köy gerçek değerini bulmaya başlar ve kültürel mirasımızdaki yerini alacağı gibi bu köyden yeniden neşeli, kahkahalı çocuk sesleri duyarız. Şimdi bakalım kimler yaşıyor köyde ve nasıl kalıntılar bırakılmış geçmişlerden.
şu anda Naipli köyünün içerisinde terk edilmiş köyün içinde caminin içindeyiz. Tabii cami demek için artık çok fazla bir şey kalmamış, yıkılmış. Fakat hala görebildiğimiz çok eski yıllardan, kalıntılardan şu tarafa doğru dikkat ettiğimizde özellikle akustiğin sağlanabilmesi için testileri görüyoruz, delikli testileri. Ve minberin sağında solunda duvarlarda çiçekler, hilallerle süslenmiş cami içi süslemeleri var. Caminin hemen yan tarafında o dönemlerde kullanılan medrese binası da var ama Cumhuriyet'ten sonra çok yakında ilkokulda yapılmış ve imece usulüyle yapılmış ilkokul. Biraz sonra onu da dışarıdan çekmeye çalışacağız. Bu camiden önce de bu bölgede yaşayan insanlar hemen yukarıda ziyaret tepesinde ibadetlerini gerçekleştiriyorlarmış. Yani burada yakın tarihimizden bir dönemi görebiliyoruz. Önce ziyaret, sonra cami ve hemen yanımızda medrese ve daha sonra da Cumhuriyet'le birlikte yapılan ilk öğretim okulu. Bölgede çok fazla antik eser var. Bu antik eserlerden aldıkları taşlarla, sütunlarla caminin çalışmasına da destek verilmiş. Gördüğünüz gibi antik çağdan kalan bir sütun caminin inşasında kullanılmış ve merdivenin hemen yanında belki koruyucu demir de buradaki oyukta bulunuyordu. Minareye çıkmak için yapılan merdivende yine bu tarafında da buna benzer bir sütun var. Cumhuriyet döneminde yapılmış, Cumhuriyet döneminden kalma bir okul alanı. Arkada görmüş olduğumuz yapı da aslında bir öğretmen evi veya lojmanı olarak belirtiliyor. Bu alanda da ki şu an maalesef hiçbir kalıntısı yok, bir okul olduğu söyleniyor duyduğumuza göre. Şu bölümde küçücük bir havuz. Biraz önce dedik ya hani çocukların sesleri keşke olsaydı diye. O çocukların sesleri buralarda biraz fazlaymış. Keşke devam etseymiş ve öğrencilerin ya da çocukların sesini şu an duyuyor olabilseydik, onlarla konuşuyor olabilseydik. Sağ olun, hayırola buyurun. Köyünüzü geziyoruz. Artemis Kutsal yolunu yürüyoruz. Siz bu köyde mi yaşıyorsunuz? Evet. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Ali Rıza Kafalı. Bu köyde doğdum. İşte bundan 50 yıl önce, 55 yıl önce ayrıldım buradan. Anadolu'yu gezdim baştan aşağıya. Ve tekrar geldim doğduğum yerde ev yaptım. Oturdum. Oturuyorum. 7 yıldır burada oturuyorum ben. Köy çok kalabalık. Geçerken bayağı yorulduk insanların içerisinden. Neden böyle? Şimdi bu köy 1965'te terk edildi. Tahliye oldu bu köy. Sebep? Sebep bir çayı bahane ettiler ama aslında o değildi. Uzun hikaye oldu. Çok uzun hikaye. Yolun yapılması diyelim. Yol da değil. O zamanlar köyün ileri gelenlerinin bence düşüncesizliği. Köy terk edildi. Neden terk edildiğini gerçek manada ben de bilmiyorum. Bir öğretmenin karısı doğum yapamadı. Burada ebeler doğurturken öyle çay vardı o zamanlar. Çay geniş akıyordu. Vay çaya köprü yapılamadı. Ve köy dağıldı. Yani yavaş yavaş önce zenginler, ortaklar kuruldu biliyorsunuz yakınımızda 1932'de. 1932-50'de ortaklar belli olunca köyün özelliği kalmadı. Bütün köylü orada oturuyor şu anda. Ortaklarda. Burada işte gördüğünüz gibi çok kalabalık dediniz de üç hane mi ne oturuyoruz devamlı. Onlar hayvancılık yapıyor sanırım. 15 kişi hayvancılık yapıyor köyde. Ama diğerleri gelip gidiyorlar. Üç hane sabit oturuyor. Siz neden döndünüz tekrar köye? Ben burada doğdum. Burada doğdunuz. Burada doğdum. Özünüze dönmek isteği mi? Evet, burayı çok severim. Ben işte geçmişinden dolayı da buranın tarihini bilirim. Geçmişinden dolayı da büyük şehirde ve insanlardan sıkıldım. Şimdi buraya geldim. Burada hayvanlarımla daha mutluyum.
Evet, Artemis Kutsal Yolu'nun yürüyüşünü hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Magnazia Antik Kenti'ne kadar geldik. Yaklaşık 27 kilometreyi geride bıraktık. Şimdi kentin içindeyiz ama hedefimiz henüz bitmedi. Karşı tarafta gözüken cimnazyumun içine gideceğiz. Orada çekimler yapacağız. Arkasından tekrar Artemis Tapınağı denilen Magnezyum Antik Kenti'nin asıl merkezinde bulunan Artemis Tapınağı'na geleceğiz ve 30. kilometreyi orada tamamlayacağız. Ancak şunu tavsiye ediyorum, böyle sıcaklarda yürümeyin. Gelecekseniz buraya kış aylarında bile gelebilirsiniz. Bu sıcaklarda yürümek son derece zor. Ancak buralara mutlaka gelin, mutlaka gelin. Yürümeye devam edelim mi? Söyleyeceğim bir şeyler var mı? Hem gün batmak üzere, evet. Gün orada batıralım, muhteşem olacak. Oraya evet, doğru gidelim. Hedefimiz cimnazyum. Evet. Evet, hedefimiz cimnazyum. Magnezya Antik Kenti'ni 27 kilometre sonra görünce biraz yorgunluk, biraz heyecan, biraz da bitirmenin sabırsızlığı. Biraz önce konuştuğumuz yer cimnazyumdu. Stadyumu gösterip hadi cimnazyuma gidelim dedim. Ama bu sıcakta 27 kilometreyi siz yürüseniz buraya bırakın cimnazyum, stadyum, hamam bile dersiniz. Hadi yürüyelim bakalım, stadyumdayız. Magnezya Antik Kenti'nde şu anda stadyumun içindeyiz. Stadyum oldukça büyük. Yaklaşık 10.000 belki 15.000 kapasiteli bir oturma yeri var. Ve duvardaki şu anda görebiliyoruz. Gladyatörlerin ve o dönemde kullanılan silahların, kalkanların duvarda oymaları var. Büyük ihtimalle o dönemde burası özellikle gladyatör savaşlarının, araba yarışlarının yapıldığı alan olarak kullanılmış ve Magnezya kentinin büyüklüğü de buradaki stadyumun büyüklüğüyle doğru orantılı olarak sanırım Roma döneminin en muhteşem çağlarını yaşamış burada. Burası antik çağın en büyük stadyum olarak geçiyor ve ilginç bir özelliği var. Binlerce mermer oturaktan oluşmuş yapılar var burada, oturma grupları var ve buraya gelen ziyaretçilere deniliyor ki burası 2500 kişilik Efes halkına ayrıldı. O kişileri oraya oturtturuyorlar ya da bestek gruplarına göre farklı farklı gelen kişiler, localar, farklı gruplardan, meslek gruplarından gelen kişilerin de her birinin ayrı ayrı bölümleri var. Hatta psikolojik sorunları olanları bile ayrı bir bölüme oturtturuyorlarmış. Bu yüzden oldukça ilginç bir stadyum burası. Evet sevgili izleyiciler, Artemis Kutsal Yolu yürüyüşümüzün hemen hemen büyük kısmı bitti. Artık son belki 500 metre falan bir yürüyüşümüz kaldı. Yürüyüşümüzü bitirdikten sonra gidip kampımızı kuracağız, kamp ateşimizi yakacağız, ocağımıza çayımızı koyacağız, yemeğimizi yapacağız. Hep birlikte kamp keyfini de birlikte yaşamaya devam edeceğiz ama bitirmeden önce bu kutsal yolun, Artemis Kutsal Yolu'nun çıkışında, ortaya çıkartılışında, Selçuk Belediyesi işbirliğinde çalışmalarda büyük önder olan Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün Selçuk Şube Başkanı Özgür Aydoğan biraz sonra bizimle olacak. Onun bugün çok yoğun işleri olduğu için hastası da vardı ancak aramıza katıldı. Artemis Tapınağı'nda bizi bekliyor. Orada ondan bu yolun ortaya çıkartılış öyküsünü ve kısaca bilgiler aldıktan sonra kampımıza geçeceğiz. Evet, burayı da terk ediyoruz. Bu muhteşem yerde aslında kalıp bir ömür geçirmek vardı. Halkımla burada birlikte yaşamak isterdim. Gentlemen, the king. Ama biz Özgür'ü fazla bekletmeyelim. Tapınağa doğru yol alalım. Hadi. Sabahın erken saatlerinde başlamıştık. Artemis Kutsal Yolu'nu ikinci Artemis Tapınağı'nda, Magnezya'daki Artemis Tapınağı'nda bitirdik az önce. Yaklaşık 30 kilometrelik bir yolu yürümek zorunda kaldık bu sıcaklarda. Biraz önce stadyumdayken söylemiştim.
Bu yolun ortaya çıkartılmasında büyük emekleri olan Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü'nün Selçuk Şube Başkanı Özgür Aydoğan şu anda yanımıza gelebildi. Evet, Artemis Kutsal Yolu. Bugün yürüdük. Daha önce de seninle bir bölümünü yürümüştük. Yaklaşık 3 yıllık bir geçmişi var ama tabii ki binlerce yıllık belki bir tarihe dayanan bir yol. Nasıl bu fikir ortaya çıktı ve nasıl kazandırdınız, nasıl destekler aldınız? Kısaca bunu senden alalım. Evet, kulübümüzle beraber Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine faaliyetler yapıyoruz. Bazen ev sahipliği, bazen de misafir oluyoruz. Birçok yerde de başta komşumuz Yunanistan olmak üzere çeşitli Avrupa devletlerinde çok sayıda antik yollar, kültür rotaları görüyoruz. Ülkemizde bunların benzerleri var, başarılı örnekleri de var, başarısız örnekleri de var. Bazen proje olsun diye yapılıp kağıt üstünde kalanlar var. Büyük emekler harcandığı halde istenilen noktaya gelmeyenler de var. Bizde burada böyle bir rota var. İki antik kent arasında tarihi bir zemini ayakları yere basan bir rota bu. Öyle düşündük. Gerçekliği olan, hayal ürünü olmayan bir rota. Biz de bu kadar önemli bir yolun yürüyüşçülere açılmasını, doğa severlere, macera severlere açılmasını istedik. Bunun için kulübümüzün en büyük desteğini gördük burada. 300-400 kişilik gruplarla da yürüdük bu rotayı ki çok sıra dışı rakamlar. 20-30 kişilik kişiler de yürüdü burayı küçük gruplarda. Yabancı gazetecilerin buraya ilgisi oldu. Çünkü kağıt üzerinde anlatılanlar onları da etkiledi, görmek istediler. Fakat tabii istediğimiz aşamaya gelmiş değiliz. Maalesef bürokratik şeyler Türkiye'de biraz yavaş işliyor. Yani buranın doğru düzgün işaretlendirilmesi, doğru düzgün bir bilgilendirilme yapılması anlamında Germencik Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'ne işi düşüyor. Çünkü biz bu işi gönüllü yapıyoruz. Kağıt üzerinde destek olabiliyoruz, emeğimizle destek olabiliyoruz ama bürokratik bazı şeyleri onların desteğiyle yapmamız lazım. Bunlar için bir sermaye gerekmiyor. Büyük betonlar dökmek gerekmiyor, büyük paralar harcamak gerekmiyor. Sadece biraz yüzlerini kültür turizmine, doğa sporları ile ilgili misafirlerimize neler sunabiliriz şeklinde bir düşünceleri, bir yönleri olması gerekiyor. Özellikle de kültür müdürlüklerinin. İlgisiz değiller ama bir şey de yapılmış değil. O yüzden sizin programınız vesilesiyle belki bu da onlara bir mesaj olur. Selçuk'un ya da Çamlı'nın üstünde bir tepede çadırımızı kurduk. Çadırı kurduğumuz andan itibaren çevredeki köylüler çok duyarlı bir şekilde bu ateşi yakıldığını görür görmez şu ana kadar üç kişi ayrı ayrı gelip bizi uyardı. Kontrollü ateş yakmamıza rağmen ve zaten sanırım 15 dakika sonra veya yarım saat sonra söndürürüz bunu. Kampın güzelliğini tadalım, bu sohbeti yapabilirim diye yaktık. Çevredeki halkın duyarlılığı ne kadar dikkat çekici değil mi? Evet. Özellikle son dönemdeki orman yangınlarından sonra ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Köylü milletin efendisidir. Evet. Her gün köy yerlerinde gezdikçe, kırsal alanlarda gezdikçe bir kez daha bunu ispat ediyorlar değil mi? Bugün de akşam yaptık. Evet. Ama güzel bir gündü. Çok çabuk geçti, güzel bir gündü. Evet, yorumunu alalım bugünkü parkurla ilgili. Ben kapanış konuşmamızda da söylemiştim aslında. Yani Özgür'le yaptığımız röportajda çok güzel bir gün geçirdim. Biz çok fazla geziyoruz biliyorsunuz. Bazı günler böyle hep en akılda kalıcı günlerdir. Bugün de öyle oldu çünkü çok yürüyüş rotalarına giriyoruz. Orada biraz doğa güzellikleri daha hakim ama bugün yürüyüş rotamızda hem doğal güzellikler hem de tarihi güzellikler neredeyse başa baştı. Hatta tarihi güzellikler belki daha ön plana geçti. İkisini bir arada yakalamak her zaman mümkün olmuyor. Tabii duygusal anlar da yaşadık. Özellikle en son geldiğimiz köyde Ali Rıza amcayla yaptığımız sohbetin olduğu köy. Hüzünlü bir köydü. Çünkü çok sakin, sessiz, kendi kaderine terk edilmiş bir köy. Yaşanmışlar sanki hiç yaşanmamış. Etkileyiciydi. Benim için biraz duygusaldı açıkçası. Ama çok keyif aldım. Çok şey öğrendim yine.
Bunların hepsini canlı kütüphanemizde biriktiriyoruz. Evet. Konuşan kitapları okuduk yine bugün. Evet, fazlasıyla hem de yeni insanlar tanıdık. Yeni yerler gördük. Yeni keşifler yaptık. Yeni fikirler elde ettik. Belki yeni projeler üretiriz. Bunlar neden olur. Çok insan emek vermiş. Güzel şeyler başarmışlar. Umarım bunun devamı gelir. Umarım kıymeti bilinir. Eksik yerler vardı. Tamamlanmamış projede. Umarım onlar tamamlanır ve hak ettiği ilgiyi de, desteği de sadece bizim gibi doğa severlerden değil, asıl destek vermesi gereken kişilerden, büyüklerden görür. Temennimiz bu. Engin de yavaş yavaş, yavaş yavaş günün minesi soldu, soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Benim kahvem yavaş yavaş bitmeye başladı. Ateşim de gücü azalmaya başladı. Yorgunluğumsa çoğalmaya başladı. Ne yapalım? Çok artık bu akşam için seyircilerimize vedamızı yapalım. Ve ama sadece bu akşamlık vedamızı yapalım. Ve çok kısa zamanda ıslak, böyle serinletici yaz günleri için daha sizlerin içine böyle serin serin ılık ılık gelebileceğimiz başka bir program için söz verelim. Ve ne diyelim? Her zaman söylediğim gibi, doğada kalın, patikadan ayrılmayın ve lütfen kontrollü ateş yakın. Kontrollü ateş yakın. Hoşça kalın.